KRT ekranlarından merhabalar. 17. saat ile karşınızdayız. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün maalesef bir kez daha kadına yönelik şiddeti, kadın katliamlarını konuşacağız. Konuğumuzsa kadın cinayetlerini durduracağız platformu temsilcisi Melek Önder. Hoş geldiniz elinize. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi biz bugünlerde maalesef yine kadın cinayetlerini, kadına yönelik şiddeti sıkça konuşur olduk. Baktığımız zaman kadına yönelik şiddet aslında hep vardı ülkemizde. Bir türlü bunun önüne de geçemedik. Aslında o Şubat 2015'te Özgecan Aslan'ın katledilişiyle Türkiye çok ağır bir travma yaşadı. Ve Türkiye'nin dört bir yanında eylemler oldu. Ve yine baktığımız zaman o günden bugüne gelene kadarki süreçte aslında çok da fazla bir yol kat edemediğimizi görüyoruz. İşte son olayı biliyorsunuz Ceren Özdemir konusu. Haince, vahşice bir kadınımızı daha kaybettik Ordu'da. Şimdi bu konunun detaylarına ve gelişmelerine değineceğiz ama ben öncelikle kadın cinayetleri platformuyla, kadın cinayetlerini durduracağız platformuyla başlamak istiyorum. Türkiye'de çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Çok önemli şeyler yapıyorsunuz. Kadın cinayetlerini durdurmak için neler yapıyorsunuz? Hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Bu platformun amacıyla bir başlayalım ilk önce. Tabii. Dediğiniz gibi kadın cinayetleri evet yeni bir kavram değil ülkemizde. Ama giderek artan ve giderek görünür hale gelen, hani bunu da biraz konuşuyoruz. Hani bir algı mı var yoksa giderek görünürleşiyor mu, artıyor mu diye. Evet, kadın cinayetleri giderek artıyor ve maalesef biz de kadın cinayetlerinin durması için bir mücadele veriyoruz. Biz kadınlar Münevver Karabulut öldürüldükten sonra bir araya gelip daha fazla kadın kardeşimiz öldürülmesin diye aslında eylemler yapıyoruz. Protestolar düzenliyoruz. Yasa önerileri sunuyoruz gerektiğinde. Gerektiğinde görüşmeler yapıyoruz. Basın yoluyla, sizlerin aracılığıyla kadınların sesini ve kadın cinayetleriyle ilgili neler yapılması gerektiğini bütün kamuoyuna anlatmaya ve tüm aslında yapılması gerekenlerle ilgili devlet üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyoruz ki az önce de belirttiğiniz gibi bahsettiğimiz kadınların, öldürülen kadınların çoğunun ölümü engellenebilirdi. Biz bunlara hep önlenebilir ölümler diyoruz. Çünkü kadın cinayetleri bir afet, doğal afet değil. Hepsi önlenebilir ölümler. Evet. Ve bu konuda neler yapılması gerektiği çokça aslında biz bütün platformlarda, bütün çıktığımız yerlerde bunları söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Çünkü dediğiniz gibi daha önceki yıllardan bugüne kadar baktığımızda artan bir kadın cinayetinden bahsediyoruz. Ki yıllardır biz platform olarak verileri biz tutuyoruz. Basına yansıyan kadın cinayetleri verileri ve bizlere ulaşan verilerle birlikte. Ki bu görev aslında devletin yapması gereken bir görevdir. İstanbul Sözleşmesi'nde ve 6284 sayılı koruma kanununda devlete bu görevi yükler. Kategorik olarak bütün kadın cinayeti verilerinin toplanması, bunların analiz edilmesi ve bunlara yönelik, çözümüne yönelik olarak önleyici neler yapılmasına gerektiğine dair politikalar öne sürülmesiyle ilgili bir görev yükler. Biz şu ana kadar 2010 yılından itibaren aslında bu verileri tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl artık devlet makamları tarafından bir veri duymaya başladık. İlk defa resmi olarak devlet tarafından bir veriler duymaya başladık. Bu yine de olumludur tabii ki de. Devletin bir kadın cinayeti gerçeğini kabul etmesi ve kadın cinayetlerinin verilerini topluyor olması her ne kadar bizim verilerimizle aralarında farklılıklar olsa da önemlidir. Ama tabii ki yeterli değildir. Bunların hem tanımlarının yapılması noktasında hem de bunu ortaya koyduktan sonra eğer bir kadın cinayeti gerçekliğinden bahsediyorsak dediğiniz gibi son zamanlarda Özgecan Aslan zamanından bugüne aslında kadınların büyüyen bir isyanı, bir protestosu, bir tepkisi hep devam ediyor. Ama devlet buna kulak tıkadıkça, yapması gerekenleri yapmadıkça maalesef ve bu çözüm yollarına yapılan saldırılar arttıkça biz kadın cinayetlerinin durmadığını görüyoruz. Biz peki ne yapıyoruz? Tabii ki de daha fazla kadın arkadaşımız hayattan koparılmasın diye hem erkeklikle mücadele ediyoruz. Hem görevini yerine getirmeyen tüm devlet mekanizmasıyla başta hükümet olmak üzere kanunları uygulamakla sorumlu olan başta hükümet olmak üzere kolluk kuvvetlerinden savcısına, valilik makamlarına, kaymakamlığa kimlere görev düşüyorsa bütün hepsinin görevlerini tamı tamına yerine getirebilmesi için biz bütün eylemlerimize, bütün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler tabii ki de bir hangi yanda... Hangi kurum ve kuruluşlar genelde destek veriyor peki size? Veriyorlar mı gerekli desteği? Yeteri kadar veriyorlar mı peki? Resmi olarak mı soruyorsunuz? Resmi olarak veya...
Ya şöyle özel olarak. Son yıllarda tabii ki de yani özellikle Özgecan dönemini aldınız siz de. Özgecan da çok önemli bir dönemdi kadınların mücadelesi açısından. O dönemde çok büyük tabii ki de bütün kadınlar büyük bir öfkeyle bir şeyler yapmak istediler. Bu harekete katılmak istediler. Bizler de o dönemde birçok illerde yürüyüşler gerçekleştirdik, protestolar gerçekleştirdik. Ama dediğiniz gibi bunlar aslında yeterli olmadı ve bugün hala kadın cinayetlerini konuşuyoruz ve bugün de biz daha çok çözüm yollarını konuşuyoruz. Evet. Çözüm yollarını ve neler yapılması gerektiğini konuşmalıyız. Eğer devlet, hükümet bunu kabul ediyorsa, eğer kadın cinayetleri gerçekliğini kabul ediyorsa ki bunu en somut halinde Emine Bulut'un o videosunda gördük. Bütün toplum gördü. Evet. Ölmek istemiyorum diye bir kadının çığlığını duyduk. Onun kız çocuğu önünde, kız çocuğunun anne lütfen ölme diye yalvarışını duyduk. Bu gerçeklikle kadınlar her gün yaşıyor maalesef. Hatta yaşayamıyorlar, hayattan kopartılıyorlar. Ve aslında kadınlar kendi hayatlarına dair karar almak istedikleri için, şiddet görüyorsa boşanmak istediği için, çalışmak istediği için, istediği saate, istediği yerde gezebilmek için kararlar alıyorlar ve bu kararlar karşısında erkeklerin gösterdiği şiddetle, baskıyla karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden de biz bütün şiddet türlerini, başta kadın cinayeti olmak üzere, çünkü en ileri aşamasıdır kadın cinayeti, çünkü bir kadının hayattan koparılmasıdır. Başta kadın cinayeti olmak üzere şiddetin bütün türlerine karşı mücadele ediyoruz. Ve aynı zamanda öldürülen kadın arkadaşlarımızın adalet mücadelesi içinde ailelerle birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Ki bunun ne kadar önemli olduğunu birçok davayı takip ediyoruz. Ve bunun aslında ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz bir yandan. Çünkü takip ettiğimiz davalarda olsun, kamuoyu baskısının arttığı davalarda son zamanlarda gözlemlediğimiz bir şey var. İndirimleri eskisi kadar rahat uygulayamıyorlar. Bu olumlu bir gelişmedir. Bunun hepsi aslında kamuoyunun bir baskısıyla, kamuoyunun gücüyle yapılan şeylerdir. Kadınların gücüyle yapılan şeylerdir. Hatta savcıların daha bu konuda farklı bir yaklaşım ele aldığını görmeye başladık. İşte geçtiğimiz günlerde Ceren Damar'ın mesela artık şöyle şeylerle karşılaşıyoruz maalesef. Failler orada çıkıp öldürülen kadın arkadaşlarımızla ilgili suçlayıcı, onlara iftira atıcı bazı ifadelerde bulunuyorlar. Ama son zamanlarda gördüğümüz mesela Ceren Damar'ın davasında geçtiğimiz haftalarda savcı dedi ki sen bu ifadeleri işte birlikteliğimiz var diye indirim almaya çalışırken sen bu ifadeleri indirim almak için söylüyorsun diyerek aslında ve gizlilik kararı verilmeye çalışılırken bunları kaldırabildi. Ya da daha geç ondan önceki günlerde Ecem Balcı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Bunlar aslında olumlu örnekler. Dün yine çok kritik bir dava vardı. Şule Çet davası. Şüpheli ölümler için çok kritik bir nokta olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bir yandan evet kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Onun için adalet mücadelesi veriyoruz ama daha zor bir aşaması olarak şüpheli ölümler var. Yani orada kadınların öldürüldüğünü dair kanıtlayabilmek için aileler canhıraş mücadele ediyor, toplum canhıraş mücadele ediyor ve üzerini kapatmaya çalışan bir taraf var orada. Ve genelde her ne ekmese o taraflar güçlü olan, zengin olan taraflar oluyor. Bunu Rabia Naz örneğinde de görüyoruz. Diğer örneklerde de aslında görüyoruz. Maalesef. Ama dün Şule Çetin davasında her ne kadar indirim verilmiş olsa da indirim verilmesi tabii ki de kabul edilemez. Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istiyordu. Evet, ağırlaştırılmış müebbet isteniyordu. Müebbete verildi. Diğer cezada da tekrar bir indirime gidildi. Bu indirimler kabul edilmemekle beraber bu kadar üstü kapatılmaya çalışıp delillerin karartılmaya çalışıldığı bir davada kadınların, ailenin, toplumun baskısıyla orada o cezaları almaları aslında çok önemli. Yani bu ne demek anlamına geliyor? Bundan sonra hiç kimse ben bir kadını öldürürüm, üzerine intihar süsü veririm ve bu işten sıyrılırım diye düşünüp bu kadar rahat hareket edemeyecek demek oluyor. Bu o yüzden önemli. Yani başka kadınların öldürülmesi konusunda bu kadar rahat davranamayacaklar. Eğer tam aksi olsaydı evet bu devam edecekti ama artık emsal bir kararımız var bizim her yerde ki daha önceki senelerde de hep biz şüpheli ölümler konusunda davaları takip ettiğimiz davalar vardı. Uzun yıllar süren davalarımız vardı.
Buralarda da tabii ki de bunun peşini bırakmadıkça, kadınların birlikte hareket ettiğini gördükçe tabii ki de mahkemeler de bu konuları ona göre ele almak durumunda kalıyorlar. Üzerini rahatça kapatamıyorlar hiç kimse. O şule chat davası ile ilgili zannediyorum bakanlıkta bir itirazda bulunacak. Tekrardan istinaf mahkemesine başvurup o ağırlaştırılmış müebbetin işte müebbete çevrilmesiyle ilgili aile çalışma evet, sosyal hizmetler avukatı da gene aynı şekilde başvuruda bulunacak, istinaf mahkemesinden başvuruda bulunacak. Umarım orada da en azından olumlu yönde bir karar çıkar ve en bu emsal karar. Bakanlığın görmesi de olumlu bir gelişme baktığımız zaman. Peki siz birçok yerinde zannediyorum temsilcilikleriniz de var. Buralardaki neler yapıyor? Oradaki insanlar size hangi koşullarda, ne şekilde bir başvuruda mı bulunuyorlar? Gördükleri şiddet karşısında veya oradaki yaptığınız aktiviteler neler? Bizim dediğiniz gibi birçok ilde temsilciliğimiz var. Birçok ilde arkadaşlarımız var. Çorum'dan Ankara'ya, İzmir'den Mersin'e, Türkiye'nin birçok illerinde kadın arkadaşlarımız var. Platformun çalışmalarını yürüten. Orada da dava takipleri yapıyor arkadaşlarımız. Eylemler düzenliyorlar. Orada da şiddet gören kadınlarla görüşüyorlar. Öldürülen kadınların ailesiyle görüşüyorlar. Geçtiğimiz günlerde Ceren arkadaşımız iki gün önce öldürüldüğünde oradaki yakında olan arkadaşlarımız aileyi taziyeye gittiler ve bundan sonraki süreçte de tabii ki de biz bütün öldürülen kadınların ailelerine aynı çağrıyı yapıyoruz. Ceren'in ailesiyle de görüşüyoruz bir yandan. Hiçbir aile tabii ki de yalnız yürümeyecek. Yani bu mücadeleyi tabii ki de bizler hep birlikte vereceğiz. Ve aileler de zaten bunun peşini bırakmıyorlar, emin olun. Çok büyük bir metanetle her ne kadar acı bir şey yaşasalar da sizin onların yanınızda olması da onlar için çok büyük tabii ki bir de. Güç. Tabii yani birlikte zaman, olduğumuz zaman onların verdikleri mücadele ve bizim verdiğimiz mücadele çok meşru bir mücadele. Yani biz şunu söylüyoruz. Ya siz kadınları öldürenlerden yanasınız ya da kadın cinayetlerini durdurmaktan yanasınız. Artık yani saflar çok net. Ya onları destekleyeceksiniz ya kadınların yanında durup bu şiddeti, bu cinayetleri durdurma noktasında bir adım atma noktasında olacaksınız. Böyle deyince tabii ki de yani hiç kimse bu yönetenlerden de toplumdan da hiç kimse tabii ki de buna karşı çıkamıyor. Yani tabii ki de kimse çocuk istismarı olduğunda, kadınlar öldürüldüğünde, cinsel saldırıya uğradığında tabii ki de kadınlar bunları yaşamalı demiyorlar. O yüzden çok meşru bir mücadelemiz var. Tüm toplum tarafından kabul edilen bir mücadelemiz var. Kadınlar kaldı ki geçtiğimiz yıllardan çok farklı olarak artık sessiz kalmıyorlar, mücadele ediyorlar. Öldürülen kadınların aileleri de aynı şekilde ve şiddet gören kadınlar da aynı şekilde. Ayşe Tuğba Arslan kardeşimiz geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yaşamını kaybetti. 23 kez başvuruda bulunmuş Ayşe. 23 kez. Yani bu rakamı gerçekten hani insanın aklı hayali almıyor. Ama bir kadının hayatta kalabilmesi için ne kadar ısrarcı ve mücadeleci olduğunu görebiliyorsunuz. Bugün şimdi gündeme geldiğinde Adalet Bakanı bir açıklama yapıyor. HKS tarafından bir soruşturma yürütüleceği, araştırma yapılacağını söylüyor. İhmaller olabileceğini söylüyor. Bunların araştırılması açık açık gerektiğini söylüyor. Açık açık biz kurtarabilirdik ifadesini kullanıyor. Bu ülkenin Adalet Bakanı. Evet biz de bunu söylüyoruz sürekli olarak. Bu kadınları kurtarabilmek, hayatta tutabilmek mümkün. Bunun yol ve yöntemleri mümkün ve bunun gücünü de elinde bulunduranlar, o makamlarda oturanlar, bakanlar, başta bakanlar ve hükümet olmak üzere bütün herkese görev düşüyor. Kolluğundan idari mülki amirlerine kadar işte eğitimcilerinden bütün topluma hatta şiddeti gören şiddetin bir tarafı olmasanız bile şiddeti gören tüm topluma da aslında burada sorumluluklar düşüyor. Siz de şikayetçi olabiliyorsunuz gibi birçok noktası var. O yüzden dediğiniz gibi evet bunların söylenmesi önemli ama şunun da söylenmesi önemli. Madem orada ihmaller var, madem biz Ayşe Tuğba Arslan'ı kurtarabilirdik ki ondan sonra bile kadın arkadaşlarımız öldürüldü bizim. O zaman kurtarmak için, onları hayatta tutmak için elinizden geleni yapmak zorundasınız. Bunun için geçtiğimiz günlerde mesela Emine Bulut Genelgesi diye bütün emniyet müdürlüklerine bir genelge gönderildi. Tüm tutanakların tam olarak tutulması, tüm incelemelerin tam olarak yapılması gibi. Yine benzer genelgeler 6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi'nin tam tamına uygulanması için bu genelgeleri gönderebilirsiniz. Bu genelgeleri çıkartıp siz siyasi olarak biz kadın cinayetlerine karşı ve kadınlara şiddete karşı
artık sıfır tolerans göstereceğiz. Hı hı. Artık bu ülkede kadın cinayetleri olmayacak diye bir siyasi irade gösterdiğinizde dahi bunun bile çok büyük etkisi olacağından biz eminiz. Bu platformumuzun çözüm önerileri arasında olan tabii şeyler değil mi? Evet, bunları birazdan detaylı konuşuruz bu sözleşmeyi ve kanunu. Hı hı. Çünkü kadınlar için gerçekten bir şifre hayatta kalabilmeleri için, haklarını bilmeleri ve başvurduklarını bu kanunu söylemeleri açısından. Çünkü biz 2010 yılından beri tuttuğumuz verilerde bakıyoruz ki hep artan bir kadın cinayeti grafiği var. Ve 2010 yılından bugüne kadar öldürülen kadın sayısı 2952. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Tabii ki. Kasım ayı sonunda 430'a ulaştı bu seneki öldürülen bu kadın arkadaşlar. Bu seneki 430. Bu sene 430 kadın. Yani yaklaşık olarak 10 yıllık bir süreçte 3000'e yakın kadın erkekler tarafından öldürüldü. Hiçbir önlem, önleyici tedbirler uygulanmadığı için. Ki bu verilerde en önemli bizim dikkat çektiğimiz de şu, 2011 yılında sadece bu verilerde bir azalma olduğunu görüyoruz. Neden 2011 yılında bir azalma oldu? Çünkü o zaman hükümet dedi ki ben İstanbul Sözleşmesi'ne taraf oluyorum, imzalıyorum ve kadın cinayetleri, kadına şiddet noktasında bir siyasi irade gösteriyorum dediğinde bir azalma oldu. Ki o yüzden biz ne diyoruz? Siz bir siyasi irade gösterdiğinizde, bu sözleşme bile konuşulmaya başladığında bunun böyle bir etkisi oluyorsa, o yasa tam ve etkin uygulandığında kadın cinayetlerinin çok büyük bir oranda azalacağını biliyoruz. Peki şimdi 2002 yılından bu yana Türkiye'de bir hükümet var baktığımız zaman. Türkiye'yi yönetiyor. Siz iktidarın kadına yönelik yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi elimizde veriler de var. Mesela meclis verileri var. Muhalefet partilerinin kadına şiddet konusunda verdiği 653 soru önergesinden sadece 11'i yanıtlanmış. İlgili bakanlıklar kadın cinayetleri konusundaki verileri de paylaşmamış. Siz bu 17-18 yıllık süreçteki hükümetin kadına yönelik şiddet, kadın katliamlarına yönelik değerlendirmelerini, bakış açısını nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle, dediğiniz gibi baştan mesela veriler konusu mesela çok kritik. Dediğimiz gibi geçtiğimiz seneden bu seneye ancak bir veri açıklayabiliyorlar ve burada da geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu geçtiğimiz yıldan bugüne kadın cinayetlerinde bir artış olduğunu kabul etti mesela. Bu da önemlidir kabul etmeleri. Ama dediğimiz gibi sadece kabul etmek ve bunları söylemek, açıklamak hiçbir zaman yeterli aslında çok değildir. Aslında garip şeyler konuşmuyor muyuz? Yani kabul etmesi güzel bir şey anlamını evet, getiriyoruz. Evet maalesef tabii ki de yani şey. Kadınlara biz şöyle Şuleçet ortada gerçek veriler var, ölümler var. Mesela Şuleçet davasında sanıklar ceza aldıkları için seviniyoruz. Bir şüpheli ölüm evet, açığa çıkarıldığı için maalesef seviniyoruz. Kadınlara adalet sağlandığı için seviniyoruz maalesef. Dediğiniz gibi burada tabii ki de savcılar, hakimler olması gerektiği gibi görevlerini yapsalardı zaten. Bunların hiçbirisi yani normal günlük hayat akışı olan akışta tabii ki de bizim bunlarla bu kadar uğraşmamız değil, başka şeylerle, kadınların diğer haklarıyla ilgili başka şeyleri de konuşabilirdik bugün. Ama biz bugün en temel hakkımız olan yaşam hakkımızdan bahsettiğimiz için maalesef bu kadar ki geriden konuşuyoruz. Ki bugün de kadın hakları günü değil evet, mi? Dünya aynı Kadın zamanda. Hakları Günü, evet. Peki şimdi yaptığınız araştırmalarda kadınlar hangi durumlarda size yani şiddet gördükleri, öyle bir araştırmanız var mı? Hangi durumlarda daha çok şiddet görüyorlar? Şöyle az önce bahsettiğim gibi özellikle değişen bir kadınlık ve değişmeyen bir erkeklikle karşı karşıyayız aslında. Ne demek istiyorum? Kadınlar daha özgürlükçüler. Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Erkeklere oranla daha özgürlükçü kadınlar. Ve kadınlar tabii ki de eşitlik için mücadele ediyorlar. Bir erkek hangi hakka sahipse bir kadın da aynı hakka sahip olmak istiyor. Bunların en başlıcaları neler? Şiddet görüyorsa, mutlu bir evliliği yoksa boşanmak istiyor. Ayrılmak istiyor ya da bir birlikteliği varsa. Çalışmak istiyor, kendi ayakları üzerinde kalabilmek istiyor. Nerede, ne zaman, nasıl gezeceğine, ne giyeceğine, ne içeceğine kimse karışmadan yaşamak istiyor. Ve bu kararları aldıktan sonra da aslında bunları kabul etmeyen bir erkeklikle karşı karşıya kalıyor ve erkek şiddetiyle karşı karşıya kalıyor. Kadınlar her ne kadar daha fazla eşitlik ve özgürlük için mücadele etse de maalesef bunun karşısında çok ağır bir bedel olarak hayatlarıyla ödüyor kadınlar. Ama burada şu da var, kadınlar bu kadar ağır bedel ödemelerine rağmen bundan bir geri adım atmıyorlar. Çünkü artık günümüzde bir modern toplumda tabii ki de kadınlar bunları isteyecekler ve bunlar için mücadele edecekler.
kadınlar tabii ki de çalışma hayatının içinde daha fazla yer almak için mücadele edecekler. Orada da eşit ücrete alabilmek için ya da orada da şiddet görmemek için mücadele edecekler. Sokakta istedikleri gibi gezebilmek için tabii ki de mücadele edecekler. O yüzden tabii ki en de kadınlar. En temel haklarını istiyor aslında tabii kadınlar. Ki de. Yani geçtiğimiz günlerde Güleda Cankel öldürüldüğünde katilin söylediği çok kan dondurucu bir ifade vardı. Orada diyor ki istediğiniz zaman, canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz. Yani erkekler kendilerini bir kadının hayatına ne zaman son verip vermeyeceklerini kendilerinde bir hak olarak görüyorlar. Yani burada da tabii ki de bu hakkı nasıl görüyorlar ve neden görüyorlar, bu cesareti nasıl alıyorlar? Burada az önce sorduğunuz soruyla bağlantılı. Bu 17 yıllık hükümet döneminde ne oldu? Erkeklere verilen bu cesaret arttı. İstanbul Sözleşmesi diye 6284 diye sürekli çözüm olarak söylediğimiz bu kanunlara, yasalara olan saldırılar arttı. Aile yıkıyor diye, erkeklere mağdur ediyor diye sürekli olarak saldırılar önümüze getirildi. Ki aynı zamanda 6284 kapsamında sadece kadınlar değil, şiddet gören tüm taraflar bundan yararlanabilir. Erkekler de yararlanabilir. O zaman erkek şiddetinin bir anlamda hukuken önüne geçilemiyor gibi bir durum söz konusu oluyor değil mi baktığımız zaman? Evet, yani şöyle hukuki olarak aslında bizim kanunlarımızda ve yasalarımızda çok büyük bir eksiklikten bahsetmiyoruz. Uygulamada biz çok büyük bir eksiklikten bahsediyoruz. Ve aynı zamanda kadın düşmanlığı hükümet tarafından, bu ülkeyi yönetenler tarafından beslendikçe onlara tabii ki erkekler bundan cesaret alıyorlar. Yani siz kadın erkek eşitliğini, kadın erkek fıtratında eşit değildir diye bir yaklaşımdan bakıyorsanız, kadınları kendinizle eş görmüyorsanız, eğer bir ülkeyi yöneten olarak, en başındakiler olarak ya da kadınların ne yapması gerektiğini söyleyen... Veya bir takım açıklamalarla kadınlara yönelik ülkenin en başındakilerin bir takım açıklamalarından yaptığı açıklamalar dolayı, hepsi evet, yaptığı tabii ki de çok etkiliyor bunlar. Mesela bu ülkenin bir cumhurbaşkanı, bakanları kalkıp bu şiddeti kınasa, kadın cinayetlerini kınasa ve artık benim ülkemde böyle şeyler yaşanmayacak dese, yaşatmayacağım kadınları bunu dese ve yanlarında dursa atmosfer ne kadar değişir aslında? Hani başta atmosfer değişir. Daha sonraki tabii ki de bu cesaret alma ya da o mahkemelerde çıkıp öldürülen kadınların arkasından rahatça istedikleri şeyleri söyleme, onlara iftira atma kısımları. Çünkü oradaki kadın arkadaşımız kalkıp kendisini savunamayacak. Oradaki sanık istediğini söyleyebileceğini düşünüyor orada. Bunları yaşamayabiliriz ya da dediğiniz gibi aslında bu bahsettiğimiz 6284 ve İstanbul Sözleşmesi de bu hükümet döneminde imzalandı ve yürürlüğe girdi yasa da aynı şekilde 2014 yılında. Ve bunlar imzalandığı zaman aslında hükümet bundan büyük bir gururla bahsetti. Biz çok ileri bir aşamadayız, bakın biz neler yapıyoruz diye. Evet, ileri bir aşamasıdır ama bunu tabii ki de somut olarak biz hayatımızda görmeliyiz. Kadınlar bunları somut olarak hayatlarında görmeliler. Çünkü İstanbul Sözleşmesi kadınların şiddete uğramaması noktasında çok bütünlüklü bir politika sunar. Bütün kurumlara görev yükler. Sadece tek bir kuruma değil, bütün devletin mekanizmalarına görev ve sorumluluklar yükler. Sadece devleti değil, medyasından özel şirketlerine kadar bunları dahi anarak aslında çok bütünlüklü bir yol haritası sunar. Ve 6284 sayılı koruma kanunu da bunun tamamlayıcısı olarak uygulama noktasında neler yapılması gerektiğini, bugün sadece uzaklaştırma ya da koruma olarak konuştuğumuz sadece tedbir kararlarından bahsetmez mesela 6284. Orada bir sürü aslında geçici maddi yardımdan tutun da çocuğunuz varsa kreş yardımının alınmasına, eğer bir iş sahibi değilseniz size meslek edindirme kursuna gönderilmesinden iş sahibi olmanıza, bir çalışma hayatına katılmanıza ya da gizlilik kararları aldırılmasına, iş yerinizin değiştirilmesine gibi aslında birçok hayati barınma hakkı sağlanmasına gibi birçok hayati koruma ve önleyici tedbirler sunar. Hem sanıkla ilgili yani şiddet uygulayan tarafla ilgili de olarak bunları ortaya sunar. Hem de sizi korumaya yönelik olarak da bunları ortaya sunar. Ancak bunlar uygulanmadığı her aşamada ve sadece maalesef küçük bir... Maalesef uygulamada ciddi sorunlar çekiyoruz değil mi? Yani hukuki anlamda uygulamada yani var, kanunlarımız var ama uygulama noktasına gelince işte ihal indirimi oluyor. Diğer yandan işte o bir haftalık izinlerde mesela son 2-3 yılda işte denetimli serbestlik adı altında bir hafta dışarı çıkıyorlar. Geri içi son Ceren Özdemir işte öldürülmesinde çıkıyor bir hafta dışarı, geri dönmüyor ve firari olarak bu işlemi gerçekleştiriyor.
Bu da büyük bir sıkıntı aslında. Şimdi hukuki olarak da tamam bir şeylerimiz var diyoruz ama bazen de tamam bunu avukatlar, hukukçular çok daha iyi değerlendirir ama orada da bir eksikliğimiz var aslında. Şöyle, bugün mesela Soylu bir açıklama yaptı cezaevi firarileriyle ilgili. Orada diyor ki bütün cezaevi firarileri çıkıp işte cinayet işleyecek diye bir şey yok. Evet, tabii ki de hani böyle bir şey olmayacağına hepimiz %100 emin olamayız. Ama bu kişi 2005 yılında birini öldürmüş zaten. Ondan sonra 10-12 tane çok ciddi suça karışmış. Bir sürü karışmış. Suçundan bahsediyoruz ve aynı zamanda son zamanlarda... ifadesini de biliyorsunuz. Yani nasıl resmen birini öldürmeye için birini arıyordum diyor. Ve kendisi orada ifadesinde diyor ki... birkaç kadına aslında yaklaşmaya çalıştım. Kalabalık olduğu için diyor. Orada istediğimi yapamadım diyor. Sonrasında Ceren'i görüp onun daha zayıf olduğunu düşünüp onun arkasından gittim, onu takip ettim diyor. Yani burada şunu da görüyorsunuz. Erkekler kadınları nasıl hani görüp takip etme şeyini nasıl kendilerine buluyorlar. Yani siz bu cesareti veriyorsunuz çünkü işte zayıf varlıklar olarak görüyorsunuz. Öldürülmesi gereken varlıklar olarak mı görüyor ya da devlet kadınları bunu mu reva görüyor diye biz soruyoruz tabii ki de. O yüzden yani geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili pek çok örnek gördük. Yani dediğiniz gibi bir iki hafta çıkıp bir kadını öldürüp daha sonrasında ya da cezaevine girmeden tehdit eden yani yaraladıktan sonra tehdit telefonlarının devam eden insanlar ya da bizim geçtiğimiz yıl iletişimde olduğumuz bir ailemiz vardı, Gülten Gülüm. Kendisi 2018 yılında öldürülüyor. O da cezaevi firarisi, ikinci cezaevi firarisi olarak. Ve öldürdükten sonra hala bulunamadı mesela faili. Hala bulunamadı. Bir seneden fazla vakit geçmesine rağmen. Tabii ki de bunlar da önemli. Ki hem bunlar hem de erkeklerin bu kadar kolay olarak silahlara erişebilmesi, bunlara erişebiliyor olması. İşte bireysel silahlanma da bunun bir yanı mesela. Ne kadar kolay bunları elde edebildiklerini biliyoruz. Helin Palandöken cinayetinde mesela. Helin'in katili internet üzerinden yaptığı bir siparişle kargodan aldığı bir silahla Helin'i öldürdü. Şimdi babası Nihat Palandöken bireysel silahlanmaya karşı bir mücadele yürütüyor. Yani o siz erkeklere bu cesaretleri verdiğinizde, o silahlara erişimlerini kolaylaştırdığınızda maalesef onun namluların ucu hep kadınlara dönüyor. O yüzden de bu bütünlüklü olarak bu konuyu ele almak, yani biz sürekli olarak eşitlik diyoruz. Yani kadın ve erkeğin eşit olduğunu kabul edilmesi ve buna uygun politikaların uygulanması en temel panzehiridir bunun. Ve bu noktada... Bunlar her ne kadar hemen uygulanabilecek şeyler olmadığı için biz işte koruyucu ve önleyici tedbirlerin önüne bu kadar bastırıyoruz. En önemli eksiklik nedir sizce? Yani kadına yönelik şiddette yapılması gereken en önemli şey nedir geldiğimiz şu son durumda? En önemli şey öncelikli olarak kadınların Türkiye'de %11'i sadece şiddet gördüğünde bununla ilgili bir başvuruda bulunabiliyor. Ve bunların %23'üne bir tedbir kararı uygulanıyor ve uygulanan tedbir kararları da aslında etkin bir şekilde uygulanmıyor. İşte az önce bahsettiğimiz uzaklaştırma ya da koruma kararı verildiğinde bunlar sadece kağıt üzerinde kalanlar. Ki bahsettiğimiz gibi bu kanun kapsamında 6.284 kapsamında sadece bu koruma ve tedbir kararları, önleyici tedbir kararları yoktur. Pek çok vardır. Ve siz bu uzaklaştırmayı verdiğinizde de, korumayı verdiğinizde de bunun takip edilmesi gerekir. O kadının güvende olup olmadığını sürekli olarak denetlenmesi gerekir. Acil olarak ona numaraların verilmesi gerekir. Eğer daha ciddi bir durumdaysa bütün her yere polis eşliğinde gitmesi gerekir. Bir kere bu oranlar çok az. Bu yönde kadınların cesaretlendirmeleri gerekiyor. Ama bizde maalesef tam tersinde şöyle oluyor. İşte hep son günlerde konuştuğumuz 23 kez şikayette bulunan Ayşe Tuğba'da takipsizlik kararı veriliyor. Ve uzlaşmaya gönderiliyor. Şimdi burada bakanlık da mesela uzlaşmayı yönlendirmiş. Yani siz bir kere bir kadını şiddet gören bir kadını, tehdit edilen bir kadını uzlaştırmaya gönderemezsiniz. Böyle uygulamaların kalkması gerekir. Böyle şeylerin zaten İstanbul Sözleşmesi kapsamında da kadınlar şiddet gördüğü tarafla uzlaştırılamaz. Bu yasak. Ve kadınların dediğim gibi bir kuruma gittiklerinde, kolluğa gittiklerinde, savcılığa gittiklerinde ya da idari mülki amirlere gittiğinde o kadınların biz şunu hep söylüyoruz. Sizin 6.284 sayılı koruma kanununda korunmak için
oraya gittiğinizde ve ısrarcı bir şekilde bundan bahsedin diyoruz. Çünkü maalesef şöyle örneklerle karşılaşabiliyoruz. Yok ya takipsizlik veriliyor, ya kadınlar geri gönderiliyor, ya kadınlar eşleriyle barıştırılmaya çalışılıyor ki bu hiç kimsenin görevi değildir. Kadınları Mersin'de barıştırmak. Miydi? Yakın zamanda üniversite öğrencisi yine sokak ortasında dövülerek öldürülmüştü. İsmini tam hatırlayamadım. O da karakola gidiyorlar. Karakolda da işte o öldüren için oradaki polis memuru belli bir konuşmanın ardından hadi sen memleketine git deyip. Evet, Gülle Dağcan geldi. Memleketine gittip gönderiyor. Ondan sonra o tekrardan geliyor. Ve işte yurdunda veya kaldığı noktada bunu gerçekleştiriyor ki sizin anlattığınız tam bu noktada. Evet, yani aslında bir yandan baktığımızda basit çözümlerden bahsediyoruz. Yani yapılamayacak şeylerden bahsetmiyoruz. Mesela en azından şimdilik en önemli, yani basit ve önemli alınması gereken önlemlerin başında geliyor. Acil alınması gereken önlemler vardır. Daha sonra uzun soluklu olarak bizim konuşabileceğimiz şeyler vardır. İşte İstanbul Sözleşmesi'nde hep şey yapar mesela. Şöyle başlar. Eşit bir toplum yaratmalısınız ki orada şiddet ortaya çıkamasın. Eğer bu eşitliği tabii ki de hemen sağlayamayacağınız için kadınları korumak için gerekli tedbirleri uygulayın. Biz mesela bundan başlayabiliriz. Evet, eşitliği hemen sağlayamayacağız. Öncelikli olarak kadınları korumamız gerekiyor. Kadınları koruduktan sonra ya da koruyamadıysak eğer etkin bir kovuşturma bölümü, işte öldürülen tüm kadınlar için, işte Şule Çet'te konuşuyoruz, Ceren Damar'da konuşuyoruz, diğer şüpheli ölümlerde konuşuyoruz. Etkin olarak bunun açığa çıkarılması. Yani ailenin bir uğraş vermeden bunun ya da bütün toplumun üzerine gitmeden de bunun yapılması gerekiyor. Yani tek tek biz tekil örnekler üzerinden değil, bunun bütün kadın cinayeti örnekleri üzerinden olması gerektiğini düşünüyoruz. Ki İstanbul Sözleşmesi kadın cinayetlerinde indirimlerin kısıtlanması gerektiğini söyler. O yüzden biz sürekli olarak indirimlere vurgu yapıyoruz. İndirimler verilmemesi gerektiğini, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini. Ama aynı zamanda da sadece cezaların yeterli olmadığını. Siz bugün nasıl ki Süleyman Soylu açıklamasında diyor ya, bu saatten sonra eleştirilerin bir önemi yok maalesef, işte Ceren geri gelmeyecek diye. Evet, biz biliyoruz Ceren'in geri gelmeyeceğini ve diğer öldürülen kadın kardeşlerimizin de geri gelmeyeceğini biliyoruz. Ama bizim derdimiz zaten başka Ceren'ler, başka Şule'ler olmasın diye, daha fazla kadın öldürülmesin diye aileler de bu mücadeleye o yüzden katılıyorlar. Bizim şöyle örneklerimiz var. Muhterem Göçmen öldürüldüğü zaman kendisine verilmesi gereken korumalar, polisler hepsi Gezi'de diye herhangi bir polis koruma gönderilmediği için öldürüldü. Ayşe Paşalı mesela, 6284'ü konuşuyoruz bugün. O zaman bu kanun yoktu ve Ayşe Paşalı boşandığı eşi tarafından öldürüldü. O dönemki yasamız Ayşe Paşalı'yı korumadığı için, boşandığı eşi koruyan bir yasa olmadığı için o gün öldürüldü mesela. Ama bugün bu, biz yasalara sahibiz. Çok daha geniş, yani sadece eş olması gerekmiyor. Birlikte olduğunuz bir partner de olabilir bu. Tanımadığınız bir erkek de olabilir. Bütün herkesi kapsayabiliyor. O yüzden daha ileri aşamadayız ama dediğiniz gibi yani bunların acil bir planla aslında önlenebileceğini biliyoruz. Ki işte bu kolluğun ya da şiddet gören kadınlarla, şiddet gören tarafla iletişime geçecek, irtibat geçecek herkesin eğitiminden tutun da bunların nasıl yollar ve yöntemler izlemesi gerektiği, hangi haklarını, zaten polislerin de aslında bunu biliyor olması lazım. Yani kadınlar zaten o karakollara gide gele bütün haklarını öğreniyorlar ya da bizlere başvura bura. Yani biz hep onlara söylüyoruz çünkü 6284'ten yararlanmak istediğini söyleyin diye. İşte çocuğu varsa çocuğunun görmesini de engelleyebiliyor mesela. Geçici nafaka da alabiliyorlar. İşte başka bir şehre de yerleştirilebiliyorlar. İş yerleri de değiştirilebiliyor. Birçok haklarından biz mesela daha uç örnek olarak uluslararası başka bir ülkeye bir sığınma talebinde, mültecilik talebinde bile bulunabiliyor kadınlar. Aslında bu kadar geniş. Yani evet, kadınları gerçekten hayatta tutabilmek için çok fazla geniş aslında imkanlar sunuyor. Ama biz bugün geldiğimizde bunlara sürekli olarak saldırılar yapıldığında, sürekli olarak eşitliğe yapılan bu saldırılar olduğunda ki dünya örneklerine bakıyoruz. Dünyada her yerde bir kadın mücadelesi var. Her yerde kadın cinayetleri var. Ama şöyle örnekler de var mesela. Romanya'da bir kız çocuğu öldürüldüğü zaman, polis görevini yapmadığı zaman İçişleri Bakanı, Emniyet Müdürü istifa ediyor mesela o ülkede. Ya da Fransa'da da artan bir kadın cinayetinden bahsediyoruz ama orada ülkenin başkanı da çıkıp kadınların
Orada şiddet hattında nasıl araması gerektiğini, ne yapması gerektiğini anlatıyor mesela. Ya da hemen acil eylem planları açıklıyorlar. Yani tabii ki de bir kadının... Somut adım atılıyor, evet, hem de yapıcı mesajlar veriliyor. Tabii ki de. Yani bunlar tabii ki de çok önemli örnekler. Ya da başka ülkelerle hep sürekli olarak bir kıyaslama yapılıyor. İşte başka ülkelerde de kadın cinayetleri var. Evet, olabilir. Kadın cinayetlerini biz sadece Türkiye'nin bir gerçekliği olarak kabul etmiyoruz. Dünyadaki tüm kadınların bir gerçekliği maalesef. Ama başka ülkelerde olması bizim ülkemizdekileri göz yumacağımız ve bir şey yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Siz bu ülkede ülkeyi yönetenlersiniz. Bu ülkedeki kadınlar ilgili bir sorumluluğunuz var. Biz tabii ki de diğer kadın arkadaşlarımız için de, tüm dünyadaki kadın arkadaşlarımız için de mücadele ediyoruz. Hem ülkemizdeki hem tüm dünyadaki. Kaldı ki yani Suudi Arabistan'da bile görece olarak bazı reformlar yapılıyor. Evet, ya da İran gibi baskı rejimlerinde bile kadınlar o başörtülerini çıkartıp o sokaklara, meydanlara çıkıyor ki biz de işte birbirimizden güç ve cesaret alıyoruz. Yani İran'daki kadın arkadaşlarımızı görünce biz de daha fazlasını yapmalıyız. Hem onlar için hem kendimiz için yapmalıyız diye düşünüyoruz. O yüzden tabii ki de bütün kadınlar artık birçok şeyin farkında. Yani şiddetin normal olmadığını, meşru olmadığını ve bunun aslında bununla yaşamak zorunda olmadığını. Yani kadınlar artık şiddetin kaderleri olmadığını farkında ve bu saatten sonra, yani bunu değiştirebilecek bir güç yok, onu söylemek istiyorum. Bunu bu saatten sonra kadınların bu eşitlik ve özgürlük talebini hiçbir kuvvet maalesef kadınları kabul ettiremez. Yani dünya ileriye gidiyor, kadınlar birçok haklar talep ediyor. Dünyanın birçok yerinde kadınlar birbirlerinin sahip olduğu hakları görüyorlar, yaşamak istiyorlar, çalışmak istiyorlar. O yüzden de bunun geri dönüşü yok. Bununla ilgili de yapabilecekleri tek şey bunu artık kabul etmeleri ve buna uygun olarak bu politikaları uygulamaları. Kadın ve erkeğin eşit olduğunu ve bu yönde kadınların güçlendirilmesi yönünde hem ekonomik olarak hem siyasi olarak, toplumsal, sosyal olarak birçok alanda kadınların güçlendirilmesi gerektiğini önümüze koymamız ve az önce bahsettiğimiz yasaları tam ve etkin bir şekilde uygulamaları gerekiyor. Şimdi son 3-4 dakikada da platform olarak ben soru soracağım. Bundan sonraki dönemde önünüzde neler duruyor, neler yapacaksınız? Bir eylem, bir haykırış yine söz konusu mu platform olarak? Biz platform olarak hem tabii ki de sokakta mücadeleye devam ediyoruz, hem sizlerin aracılığıyla kadınların sesini duyurmaya çalışıyoruz, mücadelemizi anlatmaya çalışıyoruz. Biz tabii ki de her gün mücadele ediyoruz, sadece bir günde değil. Geçtiğimiz günlerde 25 Kasım'da eylemlerimiz gerçekleştirdi. Her gün adliyelerde davaları takip ediyoruz. Her gün tabii ki de bunları, kadınların yaşadıklarını duyurmaya çalışıyoruz. Ama en yakın olarak ben şunu söylemek istiyorum. Pazar günü biz İstanbul'da bir eylem gerçekleştireceğiz. Bu pazar günü? Bu pazar günü. Evet, Şili'deki o hani bütün dünyaya yayılan... Neden yayıldı? Çünkü işte bu konuştuğumuz gibi tüm dünyada kadınlar biz aynı şeyleri yaşıyoruz. Hepimiz şiddet görüyoruz. Hepimiz kadın cinayetliği gerçekliğiyle yaşıyoruz maalesef dünyada. O yüzden de o isyan bütün ülkelere yayıldığı için şimdi sıra bizde diyerek biz de saat 15'te Kadıköy'de Beşiktaş İskelesi'nde buluşuyoruz. Şarkımızı hazırladık. Bütün kadın arkadaşlarımıza da katılmak isteyenlere gönderiyoruz onları. Onlar da hazırlansınlar ve gelsinler. Önümüzde öncelikli olarak bu var ve bundan sonraki süreçte de tabii ki de biz hep şunu söylüyoruz. Bizim o dürülen kadınlara bir sözümüz var. Biz o 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi'ni tam olarak uygulatıp kadın cinayetlerini durdurana kadar bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ve bunun için de her türlü bütün yol ve yöntemlerle bu mücadeleye devam edeceğiz. Dediğimiz gibi evet, arkadaşlarımız öldürüldü. Biz onları geri getiremeyeceğiz. Tabii ki aileleri de biliyor bunları. Bütün toplum farkında. Ama artık derdimiz daha fazla kadınların öldürülmemesi, daha fazla Şule'nin, daha fazla Ceren'in, daha fazla Özgecan'ların olmaması derdimiz. O yüzden de biz bütün kadınlara buradan çağrı yapıyoruz. Bütün kadınlar bu mücadeleye gelsinler. Birlikte bu mücadeleyi büyütelim. Her ne kadar biz birlikte mücadele ettiğimizde bunların somut sonuçlarını da görüyoruz. İşte dün Şule Chat'te gördük. Evet. Önceki zamanlarda da çok hep önemli. Görüyoruz. Birlik beraberlik özellikle bu konuda tabii inanılmaz derecede önemli. Ve daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. Daha fazlasını yapabilmek için de daha güçlü sesimizi çıkarmamız gerekiyor. O yüzden tüm kadınların gelip platforma katılmaları, çalışmalarımıza katılıyor olmaları çok önemli. Ve kadınların hiçbir zaman maruz kaldıklarında da şiddete sessiz kalmaması çok önemli. Bizleri arasınlar.
başvurabilecekleri yerler var. Kısaca hemen onları da söyleyeyim. 153, 183 acil şiddet hattını arayabilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kolluk kuvvetlerine, polise ya da jandarmaya başvurabilirler. Adli yardım alabilirler barolardan. Aynı zamanda valiliklere, kaymakamlıklara, savcılıklara başvurularda bulunabilirler. Ve dediğim gibi bize ve bizim gibi kadın örgütlerine başvurulabilirler bu yola yalnız yürümemek için. Hiçbir kadın arkadaşımız o yüzden kendisini eğer böyle bir şey yaşıyorsa da yalnız hissetmesin. Biz bütün kadınlar olarak birbirimizin yanında durmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz ve biz birbirimize sahip çıkacağız. Bu önemli çağrıyla da bitirelim. Teşekkür ederiz katılımlarınız için. Çok sağ olun. Çok önemli bir konuya değindik. Umarız artık bu kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin bir an önce önüne geçmiş oluruz. Tekrardan teşekkürler. Evet, 17. saatin sonuna geldik. Konuğumuz Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu temsilcisi Melek Önder'di. Dileriz, isteriz artık alınan önlemler, verilen cezalar kadına yönelik şiddetin, kadın katliamlarının önüne geçer diyelim. Tekrardan görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.